Mikko, genau. Bogün, alten Jegün. Wow. Inan meorum. Bogün, jolbi erst uzun. Çünkü ben 20 Kilometer yürüyeceğim. Gavu alle dayım şimdi ve kinnik gitmek istiyorum. Ordak Santos antik kenti var. Çok eski bir yer. Ama kolay bir yol. Sadece biraz uzun. Hadi gidelim. Şimdi saat 7.30 ve çok iyi hissediyorum. Uzun yol. Ama yapabilirim. Size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi iki yol var. Sağ, sol. Nereye gidiyoruz? Belki haritamız çalışmıyor şimdi. Burada bir şey var. Yanlış bir yol varsa kırmızı bir haç var. Bu yol yanlış, gitmeyin. Doğru yolda iki şey var. Ne var? Bir, iki. Burada iki, üç, dört, beş tane taş var. Doğru yol demek. Ve tabii ki burada kırmızı ve beyaz boya var. Bu Lika yolu için ve bu demek bu gerçek doğru yol. Taşlar çok önemli çünkü bazen işaretler yok. Çünkü yağmur geldi veya görmüyorsunuz. Bu doğru bir yol. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Orada taş var. Bak. Sadece iki tane var. Ama bu bir işaret. Oder bir ağaç düşmüş. Şimdi yükseğe gidiyor. Ama sonra aşağı ve sadece düz. Düz. Düz yol istiyorum. Ses çok güzel. Kuşlar şarkı söylüyorlar. Çok yoruldum. Şimdi tepenin tepesinde buradan aşağı doğru gider. Şimdi kolay bir parça geliyor. Şimdi saat 9, 3,5 kilometre yürüdüm ve 16 kilometre daha. Signal yok burada. Sadece ben ve doğa. Ülker Albeni. Sütlü çikolata, kaplamalı, karamel ve bisküvi. On numara. Bu benim kahvaltım bugün. Çünkü hiçbir şey görmedim. Kahvaltı için gerçekten çok zor, çünkü ben çok erken çıkıyorum ve bu saatte herkes hala uyuyor. Çok beğendim. Güzel bir manzara var burada. Bu Patara Plaj. Patara Plajı. Düştüm. Vitamins in history books. Psychology in a different way to live.
Neyse ki birkaç gün önce band aldım. Bunlar Karma Yara Bandı. Şimdi kullanmam lazım. Çok olmadı. Ama biraz ağrıyor. Ne oldu bilmiyorum ama. Sadece düştüm. İyi şimdi. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Büyük bir şey olmadı. Küçük bir şey. But I'm living. Yeah. Yokuş aşağı daha tehlikeli çünkü çok kaygan. Bu yol 15 kilometre düz ilerliyor. Çok uzun bir yol. Biraz tehlikeli çünkü çok arabalar geliyorlar burada. Belki dolmuş ile gideceğim. Bilmiyorum şimdi. Bakalım. Burada eski bir kale gibi ama hiç bilgi yok. Burada bir kapı var. Kapıyı lütfen kapat. Nasıl kapatabilirim yani? Nasıl? Söyle bana. Bu ne demek? Bir işaret var. Bu yüzden gidiyorum. But I'm living. No, I'm lost. Cannot be forgiven. Oh my God. Capek la gueule. Çok korkuyorum. Gidiyorum. Çıkıyorum. Oy. Ya, çok köpekler var. Nereden başladınız? Ben Ölü Deniz'de. Siz? Evet, oraya gidiyorum. Biz de oraya gidiyoruz. Siz? Biz de Özlem'den otobüse binip Kınık'a gideceğiz. Kınık. Ya. Ha, ben de. Adınız ne? Ahmet benim. Metin benim de. Metin, çok memnun oldum. Ben Fransi. Evet. Nerelisiniz? Ben Almanım. Ama 3 yıldır Türkiye'deyim. Şimdi Patara Plaj'dayız. Myself in what I know. I'm claustrophobic and comfortable. I smother myself in what I know. Çok büyük bir plaj. Daha var çok güzel, çok rüzgar var. Şimdi dolmuşa biniyoruz. Çünkü yol biraz uzun ve hiçbir şey yok yolda. Kınık'a giden otobüse binmeniz tavsiye ediliyor. Bu gördüğünüz çok insanlar var burada. Herkes otobüse biniyor. Otobüse binen bir sürü insan var. Ve şimdi Antalya'da olduğumu fark ettim. Antalya'dayım şimdi. Şimdi saat 12 ve Kınık'tayız şimdi. Antik Kenti orada. Türkiye'nin dünya miras alanı.
Santos'a hoş geldiniz. Santos biteperinin üzerinde bir yer almaktadı ve eski adı Arınaydı. Arına! Liton ile birlikte Likya uygarlığının merkezi olmuştu. Ve bunlar iki tane mezar. Likya'nın geleneksel dikme mezarlarının en güzel ve yerinde iyi korunmuş bir örneğidir. Bunlar çok güzel. Bu çok özel bir şey çünkü bu Likya dilinde yazılı bir dikili taş. Burada okuyabilirsiniz. Ve bu 400 yıllarına tarihlenen Anet'in 4 yüzünde bilinen en uzun Likçe yazıt yer almaktadır. Tabii ki ben okumadım çünkü tabelalar yok burada. Ben tarihi çok seviyorum. Xantos gerçekten buraya geleyin. Şimdi ben bir pansiyon bulmam lazım çünkü bilmiyorum nereye gidiyorum, nerede kalacağım bu akşam. Görüşürüz. Bu gece burada kalacağım. Şimdi Çavdır'dayım. Küçük bir köy. Hiçbir şey yok burada. Pansiyon yok, kamp alanı yok. Bir orman var ama biraz tehlikeli bence. Ya bilmiyorum. Neyse, burada birlikte Yolu Kafe var. Buraya gittim. Ve ben söyledim nereye kalabilirim, burada bir kamp alanı var mı? Yok, burada hiçbir şey yok. Ama arkadaşımın odası var, orada kalabilirsin. Ve şimdi buradayım. Pris var, lavabo var orada. Lavabo burada. Bir duş var. Evet. Yani yeter. Burada kalıyorum bu akşam. Çok önemli değil ama gerçekten benim bacaklarım çok ağrıyorlar. Çok soğuk. Hadi iyi geceler.